yapacağız. Evet, davete icabet. Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomi, teknolojiye. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeden yer aldı. Medya 24 her yerde. Sürdürüyoruz. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine yoğun bir biçimde hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken hem belediye başkanları, hem meclis üyeleri, hem de muhtarlar yoğun bir çaba sarf ediyorlar yeniden seçilebilmek adına. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 yıl önce vermiş olduğu sosyal haklardan bu tarafa muhtarlara verilen değerin arttığını düşünüyoruz. Evet, muhtarlara verilen değerin arttığını düşünen yalnızca ben değilim. Ankara en önemli, en eski ilçelerinden Mamak ve Mamak'taki muhtarlar da aynı düşüncelere birçoğu. İşte Mamak'ın gerçekten eski mahallelerinden birindeyiz. Köstence Mahallesi'ndeyiz ve muhtar Zafer Görücü ile birlikteyiz. Kendisine çalışmalarını soracağız. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Zafer? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Allah'a ekibersin. Sağ olun. Allah'a ekibersin. Efendim, Zafer Görücü kimdir öncelikle? Zafer Görücü, Ankara Mamak Köstence Mahallesi doğumlu. 2014 yılında mahalle seçimlerde muhtar aday oldum. O dönemde muhtar seçildi. Evliyim, bir çocuğum var. Maşallah, Allah razı olsun. Genç ve böyle evet. Bir dinamikliğiniz de söz evet. Konusu. Evet. Beşinci yıl geride kaldı. Beşinci yıl. Neler yaptınız Sayın Kaymakam? 5 yıldır önceliğimiz Sayın Kaymakamımız Ziya Polat Bey'in önceliğinde eğitimle ilgili biz burada çalışmalarımızı başlattık. Okul müdürlerimizle beraber. Burada bildiğiniz üzere bu mahallemiz kentsel dönüşüm mahallesi olduğu için mücadelemizi devam ettiriyoruz. İmar açılmasıyla ilgili bir projemiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Özellikle yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla burada bulunan mağdur insanlara yardımlarımız oluyor. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet. Muhtarların imkanları zaten imkan değil evet. Ama muhtarların evet. Sorumlulukları çok ama evet. imkanları sınırlı. Evet. Burası da kentsel dönüşümden evet. Kentsel dönüşüm nedeniyle şu an çalışmalar sürüyor. 5 yıl geride kaldı. Seçmeniniz nedir efendim? Nüfusunuz ne? Nüfusumuz 5900'den 2700'e düştü şu anda kentsel dönüşümden dolayı. Günden güne de tabii eriyor. Metro binalar oluşmaya başladı kentsel dönüşümden dolayı. Bir an önce işte mahallemizin yapılmasını istiyoruz. Kentsel dönüşümün iyileştirilmesini istiyoruz. Çünkü vatandaşa ciddi şekilde maliyetli fiyatta rakamlar çıkıyor. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah bir an önce mahallemizi eski haline, ağaçlı bir şekilde güzel nefes alır. Çocuklarımızın oyun sahalarıyla birlikte, okullarımızla, zaten bulunan mevcut sağlık ocaklarımız, tren istasyonumuz çok yakın, merkezin göbeğinde olan bir mahalle. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız daha iyi olacak. Yine adayız nasip olursa. Evet. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceksiniz. Evet. Zafer Görücü hem muhtar hem de muhtar adayı. Tabii ki bu 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalar da sürüyor. Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz? Yani bu Köstence ile alakalı beklentileriniz, ihtiyaçlarınız var mı? Tabii ki. Belediye başkanımıza daha önce değişti. Şu anda Murat Köse ve birkaç partiden de belediye başkan adayları var. Buraya geliyorlar sağ olsunlar. Söylüyoruz bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oluyor. Ama biz kendi şahsımıza ve buradaki vatandaşlarla ilgili buranın kesinlikle imara açılmasını istiyoruz. Çünkü burada hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Burada büyük bir mücadele veriyoruz. Okulun civarlarında bütün uyuşturucu bağımlılarını temizledik. İnşallah bundan sonra bir an önce binalarımızın yapılmasıyla beraber mahallemizin huzura ve feraha kavuşacağını istiyoruz. Bunlardan da tek istediğimiz bu mahallemizin kesinlikle imar açılması. Evet, Köstence'nin en önemli sorunu imara açılması. Sayın Muhtar'ın da ifade ettiği gibi Köstence Mamak'ın en eski ilçelerinden ve en dokusu bozulmamış. Dokusunun bozulmayan, daha önce buralarda çok elit insanlar yaşadığı, hakikaten de şu an doğal olarak hayatın akışının yer aldığı bir
mahalli. Efendim sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zafer Görücü yeniden aday adayı muhtar. Çalışmalarını da söz etti. Cumhurbaşkanına da teşekkür ederiz. Belediye başkanına. Tabii belediye Mesut Akgül beyefendi özellikle teşekkür ederim. Bulunduğu dönemde bizlere çok destek oldu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber. Hangi parti ne olursa biz burada siyaseti yapamıyoruz ama bizim mahallemiz için ve Mamak için en iyi hizmeti hangi parti verecekse, hangi belediye başkanı adayı verecekse Allah onu nasip etsin. Çalışmalarında onlara başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz Sayın Zafer Görücü. Ankara Mamak Köstence Mahalle Muhtarı ve aday şu an yeniden tekrar muhtarlığını aday değil mi? Aday diye geçiyor muhtarlık. Efendim, dokusu bozulmayan kültürün, geleneğin, anenenin yaşatılmaya çalışıldığı Köstence'de en önemli sorun imar sorunuydu. Bunu da muhtar bunun aşırılığını ifade etti. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Bakalım muhtarların başka ne sorunlar var. Hoşçakalın efendim.